Yenge. Buyur abla. Sen ne yapıyorsun burada böyle yalnız başına? Barat'ımı düşünüyordum. Ah be yengecim. Neden üzüyorsun kendini bu kadar? Bak her şey Berat'ın lehine. En yakın zamanda çıkacak, merak etme. Oo, bizim şirkette çalışmakta göbeğimiz çatlasın. Yusuf Bey'imiz burada keyif çatsın. Oh ne hala be. Nasılsın Kadri? Ne dedi doktor? Nesi varmış hayatın? Doğru dürüst bir şey yemiyor ya. Güçten kuvvetten düşmüş. Bir şey yokmuş, iyiymiş. Ha, sahi ya. Merak ettim, dur ben bir bakayım şuna. Yatıyor oğlum. Dinlensin biraz, sonra görürsün. Sen git önce bir duş al. Leş gibi kokuyorsun zaten. E hadi görüşürüz öyleyse. Seninle konuşmamız lazım Vakkas. Bekir otur. Vakkas'ın oğlu olmasın İsmail. Dün ettikinden sonra. Bilmiyorum baba. Kafamı tam çevirdim. Olduğum yere yıkıldım. Göremedim. Kürşat dedi var ya, babamı dövdü. Ne diyorsun ulan sen? İyiyim babam. Dur abi dur. Allah'a şükür çok kötü değildir. Bakıyorlar yukarıda. Abi o Kürşat itini gördüm, çökmüştü babamın üstüne. Gidelim binelim şerefsizlerin tepesine. Başkaları var mıymış? Başka yoktu kimse. O p***la gittim adam gibi konuştum, anlamadı. Bundan sonra anlayacağı dilden konuşacağım. Hadi gidelim abi. Sen bu işe karışmayacaksın Bekir. Ben halledeceğim. Abi seni tek başına göndermem oraya. Ben de geleceğim. O şenersel ağızlarını, burunlarını kıracağız. Abi ben de geleceğim. Yaptıklarının bedelini ödetelim. Yine ne oluyor? Sıraç abi. Bu evde konuşarak, anlaşarak hiçbir şey hallolmayacak mı? İlabirlerin canımı mı yanması gerekiyor? Anlamadan, dinlemeden konuşma Zeliha Hanım. Babamın ağzını burnunu kırmışlar, yukarıda yatıyor. Ne? Ya! Baba! Sakin ol. Doktor yanılmış olmasın. Bir başka doktora daha gitsek ha? Kız gebedir Vakkas. Allah Allah. Bizim rahmetli Abbas gider ayak golü atmış demek. Vakkas. Ne yapacağız? Kız daha çok küçük. Bu duyulursa itibarımız beş para olur.
Bilemedim Kadri. Hele bir sabah olsun. Şöyle salim kafayla bir düşünelim, taşınalım. Bunun duyulmaması lazım. Allah'ım, ne olur bana yardım et. İyi olayım. Okuluma, derslerime geri döneyim.